Vahide Perçin. O doğduğunda takvimler 13 Haziran 1965'i gösteriyordu. Yunanistan göçmeni bir ailenin kızı olarak İstanbul'da dünyaya geldi. Milliyet gazetesinden Asu Maro'ya verdiği röportajda ailesinden şöyle bahsetmişti. Yunan göçmeniyiz. Güzel yemeklerin yapıldığı bir mutfağımız vardı. Her şeyden haberdar bir babaannemiz vardı. Annem ben 9 aylıkken bir rahatsızlık geçirmiş ve uzun yıllar hastane hastane dolaşmıştı. Ben hatırladığımda annem görmüyordu. 4-5 yaşındaydım. Eve gelip bir süre evde bakılıp sonra tekrar hastaneye götürülüyordu. Ama mesela Ankara'ya gidiyor, yatıyor, oradan İstanbul'a üniversiteye yollanacak diyorlar, nakil yapılıyor. Ve bunları annem yalnız yaşıyor. Çünkü babaannem bize bakıyor, anneannem vefat etmiş. Babam da bizim başımızda, kamyon şoförü. Ve adam ne kadar nereye gidebilir ki? Çözüm bulunabilecek her türlü yol o yıllar içerisinde hastanelerden beklendi. Biz de evde annemiz gelecek diye beklerdik. Geldiğinde ortaokulu bitiriyordum. Tabii çok yıpranmıştı ama biz 2003'e kadar annemin sağlığını kontrol altında tutup yaşayamadığımız yılları yaşadık. Anne-kız ilişkimiz çok sağlamdı. Perçin günümüzde makyajdan, süsten püsten uzak doğal güzelliğiyle biliniyor. Çocukluğunda da erkek rolü üstlenen bir çocukmuş. Hatta bir dönem futbol oynamış. Saha kenarında kendisini yerden yere atarmış onu görsünler de oyuna alsınlar diye. Ama abiler onu kovarmış. Aynı röportajda bu durumu şöyle anlatmıştı. Sanıyorum babaannemin annesiz büyütmesinden gelen bir şey. Çevremde abilerle büyümüş olduğum için herhalde kız havasına giremedim. Şimdi istediğim kadar birazcık kadın gibi olayım diyeyim, olmuyor. Yemiyor yani. Dişiliğini öne çıkarabilen bir kadın hiçbir zaman olmadım. Evet, bir tarzım vardır benim hem giyimimde hem insan ilişkisinde. Bu tarzı çoğu insan beğenir ve sever. Ama bu doğalımdan gelen bir şey. Bunun için hiçbir şey zorlamadım. O dişilik de arkadan gelirse gelir. Gelmezse ne yapayım? Kendini göstermek, sunmak, daha güzel olmak, bunları çok satabilen biri değilim. Satmak gibi bir derdim de yok zaten. Oyunculuk yeteneğimin önde olması beni çok daha gururlandırıyor. Ben hoş bir kadınım, biliyorum bunu. Bunu daha insanların gözüne sokmanın manası yok. Ve 40'ı geçmiş bir kadın olarak yaşlanmaya da başlıyorum. Beni güzelleştirecek şey donandığım oyunculuktur, insanlığımdır. Ondan sonrası iyilik, güzellik ve sağlık. Vahide lisede grafik okudu. Üniversite tercihini ise iktisat fakültesinden yana kullanmıştı. Daha sonra 9 Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi tiyatro bölümünü kazandı ve eğitim hayatına burada devam etti. Öğrencilik yıllarında Ankara Sanat Tiyatrosu oyuncusu Altan Gördüm'le tanıştı. Sevmişlerdi birbirlerini ve 1992 yılında evlendiler. Bu evlilikten 1994 yılında Alize Gördüm adında bir kızları oldu. Usta oyuncu okuldan mezun olunca eşiyle birlikte Ankara'ya yerleşti ve Ankara Sanat Tiyatrosu'na gitti. Daha sonra Adana Devlet Tiyatrosu'ndan gelen teklifi kabul edip oraya geçiş yaptı. Pek çok tiyatro oyununda görev alırken bir yandan da Ankara'ya tayin olmayı bekliyordu. 2003 yılında annesinin ölüm haberiyle yıkıldı ama izin alamadığı için annesinin cenazesine gidemedi. O gece sahneye çıktı mecburen ve artık kararını vermişti. Sezon biter bitmez istifa edip Ankara'ya döndü. Usta oyuncu kameralarla ilk kez 2003'te yayınlanan Bir İstanbul Masalı dizisindeki Suzan Kozan rolüyle tanıştı. Dizi sektörüne el atan Perçin ailesiyle birlikte İstanbul'a taşındı. Kısa bir zaman sonra Hırsız Polis dizisindeki Fulya rolüyle kamera karşısına yeniden geçti. 2006'da çekilen İlk Aşk filminde Çetin Tekindor'la birlikte oynadı. 2007 yılında çekilen Annem dizisinde Zeynep Eğilmez karakterine hayat verdi. Talat Bulut'la birlikte oynadığı bu dizi onun tanınırlığını büyük ölçüde arttırdı. 2007 yılında İyi Seneler, 2008 yılında Devrim Arabaları, 2010 yılında SS adlı dizilerde oynadı. Ama en büyük çıkışını 2011 yılında yayın hayatına başlayan Adını Feriha Koydum adlı diziyle yakaladı. Bu dizide Zehra Yılmaz karakterine hayat veren oyuncu, dizinin 3. sezonunda Hazal Kaya, Ceyda Ateş, Barış Kılıç gibi oyuncularla birlikte diziden ayrıldı. Usta oyuncu 2011 yılında meme kanseri olduğunu öğrendi ve yoğun bir tedavi sürecinin ardından hastalığı atlattı.
Vahide hastalığını tesadüfen check-up yaptırırken öğrenmişti. O gün kızı okuldan check-up kontrolüne gelmişti. Kızının da kan değerleri ölçülecekti ve açtı. Vahide'nin aklındaysa sadece kızının aç olması vardı. Mamografi falan çektirmem. Çocuk zaten kan verdi. Eve gidip çocuğu doyurmam lazım diyordu. Çocuk dediği de 17 yaşındaki kızıydı. Doktorlar sadece 10 dakika sürüyor diyerek mamografi çektirmesi için onu ikna ettiler. Daha sonra doktor bu mamografi olmamış diyerek ikinci bir mamografi istedi. Vahide başka zaman yaptıracağını söylese de dinletemedi. Zaten doktor ilk mamografide kitleyi görmüş ve emin olmak için ikinci kez istemişti. Perçin hastalığı öğrenme sürecini Habertürk'ten Rahşan Gülşan'a şöyle anlatmıştı. Doktor bana bir şey söylemedi. Ultrasonu alacağız. Böyledir bunun prosedürü dediler. Bu sırada eşim ve kızım yanımdaydı. Çıktıktan sonra kızıma Altan'ı sordum. Altan'a da kızıyorum, çocuk aç, nereye gitti diye. Kızım, anne doktor babamı odasına aldı dedi. Bundan da çok şüphelenmedim ama benimle mi ilgili diye düşündüm. Altan bunu bir gün boyunca bana söylemedi. Sordum niçin seni odaya aldılar diye. O da benim değerlerimde bir şey vardı. Onun için doktor konuşmak istedi dedi. Sonradan öğrendiğimde çok kızdım. Çünkü bunu öğrenmek benim hakkımdı. Bilmek isterdim. 24 saat Altan bunu gizledi. Ertesi gün önemli bir toplantı esnasında doktorla randevumuz var. Gitmemiz lazım dedi. Ne oluyor derken sende bir şeyler çıkmış dedi. O şekilde Alp Tasan'a gittik. Fatih Aksoy bulmuştu o doktoru. Onun da bu sakinliği çok güzel. O da mantıklı biridir. Hesaplar bir olaya girerken benden büyük tepki bekledi herhalde. Doktorumla da hemen programımı konuştuk. Size hemen bir ameliyat gerekiyor. O kitleyi almamız lazım. Memeyi almayacağız büyük ihtimalle. Kemoterapi göreceksiniz dedi. Saçım, kirpiğim, kaşım dökülecekti. Her şeyi anlattı. Hiçbir şey hissetmedim. O an hiç kimse değil, sadece kızım umurumdaydı. Ne aile, ne koca, ne kardeş. Dik durmam gerekiyordu. İnsan ölür müyüm acaba diyor ama bunu dramatik bir boyuta getirmedim. Hemen işlerimi hesapladım. Perçin tedavi sürecinde de tahmin edileceği üzere zorluklar yaşadı. Ağır kemoterapiler aldı. Yemek yemeden geçirdiği günleri oldu. Eli, ayağı, yüzü şişti. Vücudu ödem topladı. Üç basamak bile çıkamadığı günler yaşıyordu ama kızı için her akşam sofraya oturuyordu. Kızı gelene kadar yatıyor, o gelince ayaklanıp sanki bütün gün ayaktaymış gibi yapıyordu. Kızı da Vahide gibi çok güçlü bir karaktere sahipti. Aynı röportajda kızının o dönemde yaşadıklarını şöyle anlatmıştı. Hastalığı olgunlukla karşıladı. Elbette korkmuştur ama bana göstermedi. Okuldaki arkadaşlarımla şu dönemde bir türlü anlaşamıyorum. Öyle saçma sapan kaygıları var ki o çocuk bana bakmıyor, beni terk etti gibi. Aslında bu yaşlarda olması gereken bu. Ama benim annem kanser ve biz bununla mücadele ederken bu tip kaygılar bana saçma geliyor dedi. O zaman anladım ki kızım çok ötede bir yerlerde yürüyor. Usta oyuncu hastalığı atlattıktan sonra 22 yıllık eşi Altan Gördüm'den Mart 2013'te boşandı. O dönemlerde pek çok dedikodu çıktı. İnsanlarda hastalık çıktı. Erkekler böyle dönemlere pek dayanamaz gibi ön yargılar oluştu. Ama Vahide böyle bir şeyin söz konusu olmadığını söylüyordu. Evli kaldıkları süre boyunca saygılarını hiç kaybetmemişlerdi. Boşandıktan sonra da birbirlerini desteklemeye devam ettiler. Bu arada 2012 yılında Merhaba Hayat, 2013 yılında Muhteşem Yüzyıl, 2014 yılında Ayhan Hanım, 2015 yılında Göç Zamanı, 2016 yılında Anne ve son olarak 2018 yılında Bir Zamanlar Çukurova adlı yapımlarda oynadı. Son dizisi de kariyerindeki önemli yapımlardan biriydi. Hünkar Yaman rolüyle büyük bir hayran kitlesi oluşturdu. Bunca emek ona pek çok ödülü de getirmişti elbette. 2007 yılında 14. Altın Koza Film Festivali'nde en iyi kadın oyuncu ödülünü almıştı. Bu ödülü almasını sağlayan ilk aşk filmiydi. Daha sonra Magazin Gazetecileri Derneği'nden en iyi tiyatro oyuncusu ödülünü aldı. Yine 2007 yılında İsmail Dümbüllü en iyi tiyatro oyuncusu ödülüne layık görüldü. 2008 yılında Annem dizisindeki rolü sayesinde yılın kadın oyuncusu seçildi. 2014 senesinde 33. İstanbul Film Festivali'nde Ayhan Hanım filmiyle en iyi kadın oyuncu ödülünü aldı. Aynı yıl 20. Altın Objektif ödüllerinde Muhteşem Yüzyıl'daki Hürrem Sultan rolüyle en iyi kadın oyuncu seçildi.
aktif olarak sanat yaşamına devam eden sanatçının sağlıklı bir hayatı olmasını ve daha nice projede kendisini izlemeyi umuyoruz.